bilerek bu mesajı vermek istedik bugün. Maalesef son yıllarda, son günlerde özellikle kadına şiddetle ilgili çok acı haberler alıyoruz. İnşallah bütün hemşerilerimiz bu acı acılardan bir ders çıkararak bundan sonraki süreçte kadınlarımıza gerekli değeri verirler. Yüz çocuğumuz, yüz çocuğumuzu sünnet şöleni yaptık. Sıra gelmişti ona başkanım. Burada da çok güzel bir işbirliği yaptık esnaf odası başkanlarımız, vatandaşlarımız, onların bağışlarıyla bizim öncülüğümüzde 100 tane çocuğumuza toplu sünnet açılışı yaptık. Zurna Festivali, Türkiye'de bir ilki yaptık. Üç gün bir çalışsa yaptık. Bizim zurnacılarımız meşhur burada. Nerede bizim zurnacı arkadaşlarımız, davulcular? Efendim, belediye başkanımızı dikkatle dinledik. Sizler de dikkatle dinlediniz. Yaptığı hizmetleri kısmen anlattı. Daha çok hizmet verecek Turgutlu'ya. Bundan yüzde yüz eminim. Eğer azim ve kararlılıkla yola çıkmışsanız, kendi cebinizi doldurmak için değil, vatandaşın memnun olması için çalışıyorsanız ve hizmet hizmeti bütün alana ayrım yapmaksızın götürüyorsanız, siz başarılı belediye başkanısınız. Dolayısıyla ben bütün Turgut'ların huzurunda belediye başkanımızı yürekten kutluyorum. Hakkını teslim edelim. Haktan, hukuktan ve adaletten söz ettim. Dünyanın dünyanın düzeni adalet üzerine kurulmuştur. Kainat adalet üzerine kurulmuştur. Devletin dini adalettir der Hazreti Ali. Dolayısıyla adalet toplumun her kesimi tarafından özlemle ifade edilen bir kelimedir. Adaletsiz diye karşı hepimiz itiraz ederiz. Adaletsizlik karşısında susan dilsiz şeytandır der sevgili peygamberimiz. Dolayısıyla bizler hep birlikte ama hep birlikte adaletten yana olmak zorundayız. Belediye başkanlarımız seçime girdiklerinde onlara yedi madde verdim. Bu maddeleri kesinlikle uyacaksınız ve bunu odanıza asacaksınız. Ayda bir bu maddeleri okuyacaksınız. Çünkü bu maddeler yeni bir siyasetin yoludur. Yeni bir siyaset. Yeni bir siyaset, ahlaklı bir siyaset. Bunu yapacağız sevgiye dayalı, insana dayalı, hizmete dayalı, alın terine dayalı, insan haklarına dayalı, adalete dayalı yeni bir siyaseti Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Kavgadan uzak, biz kavga etmek istemiyoruz. En ağır hakaretler yapılıyor, sesimizi çıkarmıyoruz. Niçin? Bütün onları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Biz hizmet yapmak istiyoruz. Biz üretmek istiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Biz herkes kazansın istiyoruz. Biz alın teri çok değerlidir. Alın terinin karşılığı verilsin istiyoruz. 10 milyonun üstünde işsizimiz varsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. İşsizliği yaratan Turgutlu halkı değil. İşsizliği yaratan Manisalılar değil, İzmirliler değil, Türkiye değil. İşsizliği yaratan izlenen yanlış politikadır. Vatandaş vergisini veriyor. Vergi nereye gidiyor? Nereye harcanıyor? Neden bu kadar işsizlik var? Üniversiteyi bitiren bir milyon üstünde insan işsiz. Bizim hepimizin oturup düşünmesi lazım. Benim sorumluluğum var doğru. Ama her bir vatandaşımın da sorumluluğu var. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Para harcayacaksınız sizin bir bütçeniz var. Ama harcadığınız para sizin paranız değil. O para milletin parasıdır. Dolayısıyla yaptığınız her harcamanın hesabını millete vereceksiniz. Millet bilecek bu işi kaça yaptı. Millet öğrenecek. Borçla devralınıyor bu kadar hizmet yapılıyorsa belediye başkanımız çalışıyor demektir. Cebine değil, size çalışıyor demektir. Turgutlara çalışıyor demektir. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayın dedim. Evet yine söylüyorum. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma söylüyorum. Efendim A partili, B partili, C partili. Hangi partiden olursa olsun namusuyla çalışıyorsa, yolsuzluk yapmıyorsa alın terinin karşılığını belediye vermek zorundadır. Ayrımcılık artık yetti. Kavganın bitmesini istiyoruz ülke için, Türkiye için, insanımız için çalışmak istiyoruz. Kavgadan bugüne kadar kim karlı çıkmıştır? Hiç kimse kavgadan karlı çıkmadı. Peki bu güzel ülkemizde bu bereketli topraklarda, bu güzel havada sormak isterim. Allah aşkına bu kadar büyük topraklarımız varken ve bizim Yozgat'ın güzel kokulu mercimeği varken biz niye dışarıdan mercimek alıyoruz? Niye canlı hayvan alıyoruz? Niye et alıyoruz? Niye fasulye alıyoruz? Niye saman alıyoruz? Sormak zorundayım ben bunları. Sormazsam siyasetçi olarak görevimi yapmamış olurum. Üretmezseniz ne olur? Dışarıdan sizi besleyecekler. E dışarıdan beslenirse para lazım. Parayı nereden bulacaksınız? Borç. Bir borç, iki borç, üç borç, beş borç. Nereye kadar borç? 83 milyon Londra'daki bir avuç tefeciye çalışır hale geldik. Neden bu kadar büyük faizler ödüyoruz dışarıya? E bunu esnaf da soracak. Çiftçi de soracak. Emekli de soracak. işsiz de soracak. Onların hakkına, onların adına da ben soracağım. E sormazsam peki biz o zaman çiftçinin hakkını nasıl savunacağız? Esnafın hakkını nasıl savunacağız? Emeklinin hakkını nasıl savunacağız? Birlikte olmak zorundayız. Birlikte. Beraber olmak zorundayız. Kavgadan uzak, herkesin çalıştığı, herkesin ürettiği bir Türkiye'yi yeni bir siyaset anlayışıyla yeniden inşa etmek zorundayız. Eski siyasetin Türkiye'yi nereye götürdüğünü gördük. Bir hükümetin başarısı neyle ölçülür? Bir hükümetin başarısı yarattığı istihdamla ölçülür. Eğer bir hükümet 19 yıl de bir devleti yönetmiş ve 19 yılın sonunda 10 milyonu aşkın işsiz yaratmışsa orada bir sorunumuz var demektir. Bir derdimiz var demektir. Biz bütün bunların hepsini çözeceğiz değerli arkadaşlarım. Şeffaf yönetim. Şeffaf yönetim. Evet. Belediye başkanı saydam olmalı harcadığı her kuruşun hesabını millete vermeli. Millete vermeli ki karşılıklı güven olmalı. Ben para verdim, vergi verdim. O zaman şunu yaptın, bunu yaptın ama kaça yaptın? Ben bunu öğrenmek zorundayım. Dolayısıyla Turgutlu'ya halkına bu bilgiyi verecektir. Kreşi taziye evini yaptığını ifade ettim. Ben arkadaşlarım, taziye evi önemli bir şey. Bir gelenektir. İnsanlar bir yakını vefat ettiğinde bir yerde buluşurlar ve orada taziyeleri kabul ederler. Sayın Başkan ifade etmedi ama sanıyorum öyledir. Taziye sırasında da çayın, kahvenin ve oradaki yiyeceğin ücretsiz olması lazım. Ee, onu da sağlayacaktır inşallah Belediye Başkanımız. Evet. Kadına yönelik şiddetten belediye başkanımızın sevgili eşi kadına yönelik şiddeti eleştiriyor. Değerli arkadaşlarım, sevgili peygamberimiz cennet anaların ayakları altındadır diyor. Kadına bu kadar değer veren ikinci bir din var mı bilmiyorum. Kadına bu kadar değer veriyorsak kadına niye bu şiddeti uyguluyoruz? Hangi gerekçeyle uyguluyoruz? Annelerimiz ilk dilimizi anneden öğreniriz. Ana dili deriz. Sevgiyi anneden öğreniriz. Sevilmeyi anneden öğreniriz. Konuşmayı anneden öğreniriz. Anne bizim aynı zamanda sırdaşımızdır. Babamıza bir derdimizi açamayız ama annemize derdimizi açarız. E dolayısıyla anne sevgisi bu kadar yüksekken neden kadına şiddet? Siyasette de oluyor bu. Bunlara izin vermemek lazım. Hep birlikte bu konuda duyarlılığımızı korumak lazım. Kadınları, kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak görmemeliyiz. Kadın erkek eşitliği var. Benim hakkım varsa onun da hakkı var. Hakları ben daha fazla haklıyım, onun hakkı daha azdır diye bir sınırlama getiremezsiniz. Bu doğru değil. İnancımızda da, kültürümüzde de, demokrasi anlayışımızda da, sevgi dünyamızda da kadına yönelik şiddete hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Ve belediye başkanlarımdan bir isteğim daha var benim. Kadın konuk evi, kadın sığınma evinin mutlaka belediye başkanlarımız tarafından, bütün belediye başkanlarımız tarafından yapılması lazım. Gece yarısı kavga ettiler diyelim. Kadın o gece yarısı nereye gidecek Allah aşkına? Belediyenin yapacağı kadın sığınma evine gidecek. Orada çoluk çocuğuyla gerekirse belli bir süre oturacak. Sonra barışacaklar, bir araya gelecekler. Bütün bunların hepsi kanunda var arkadaşlar. Hepsi kanunda var. Fakat yapılmıyor. Yapılması lazım. Ve bizim de istememiz lazım bunların hepsinin olması lazım. Bunları yaptığımız zaman başarılı olacağız. İstiklal Marşımız'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunuşunun 100. yılı bugün. 100. yılı. 100 yıldır onurla, gururla ayağa kalkarak İstiklal Marşımızı okuyoruz. Olağanüstü güzel bir marşımız var. Sözlerinin anlamı çok ama çok güzel. İlkokul ikinci sınıfta İstiklal Marşı'nı ezberlemiştim. On kıtasını da ezberlemiştim. Hayatımın en güzel günlerinden birisiydi. İstiklal Marşı'nı okuduğumda küçücük Erciş ilçesinde küçücük bir kasabada herkes alkışlamıştı. O günü hiç unutmam. Dolayısıyla biz biz İstiklal Marşımızın ne anlama geldiğini de çok iyi bilmeliyiz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı çok iyi bilmeliyiz. Baştan bir oyun, küçük bir oyun havası ve oynayan bir arkadaşımızı burada gördük. Efeler, efeleri kim kim hatırlamaz efeleri? Milli Kurtuluş Savaşı içinde önderler ve verdikleri mücadeleler, bütün bunların hepsi bizim tarihsel zenginliğimizdir. O zenginlikleri de yaşatmak zorundayız. Hep birlikte bunun mücadelesini vermek zorundayız. Kısaca özetle şunu söyleyeyim. Yeni bir siyaset mi? Evet yeni bir siyaset. Ahlaklı bir siyaset mi? Evet ahlaklı bir siyaset. Kadın ve erkek arasında eşitlik mi? Evet eşitlik. Bir toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak zorundayız. Herkesin kazanması mı? Evet, herkesin kazanması. Herkesin üretmesi mi? Evet, herkesin üretmesi. Her evde bereketin olması mı? Evet, her evde bereketin olması. Hiç kimsenin etnik kimliği üzerinden ötekileştirilmemesi. Hiç kimsenin inancı dolayısıyla ötekileştirilmemesi. Hiç kimsenin yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmemesi. Temel hedefimiz mi? Temel hedefimiz siyasette devleti yönetirken vatandaşın ödediği her kuruş verginin hesabını vermezse, vermekse bunun hesabını vermeye hazırız. Bunun hesabını vermek aynı zamanda onurlu bir görevdir. Siyaset için onurlu bir görevdir. Para harcıyorum kimin parası? Milletin parası. Pek çok vatandaşım belki diyebilir ki ben vergi ödemiyorum, vergi dairesinde kaydım yok. Hepimiz ödüyoruz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Emzik alırsınız vergilidir. Altına bez alırsınız vergilidir. Elektrik düğmesini açarsınız vergilidir. Suyu, musluğu açarsanız vergi verirsiniz. Üstelik dört çeşit vergi verirsiniz. O zaman ödenen vergilerin nerelere harcandığını hep birlikte sormak zorundayız. Vatandaş olarak. Benim vergimi nereye harcadın arkadaş? Bunu sormak zorundayız. Benim ödediğim vergiyi çiftçiye niye destek olarak vermiyorsun? Esnafa niye destek olarak vermiyorsun? Sanayiciye niye destek olarak vermiyorsun? Neden bu kadar işsizlik var diye sormak zorundayız. Bunları sorduğumuz zaman ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle bu ülkeye sevgiyi, bu ülkeye egemenliği, bu ülkeye güzelliği, bu ülkeye bereketi getireceğiz. Kimsenin kimseye muhtaç olmadı. Bakın bir daha söylüyorum. Kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, hiçbir kadının pazar artıklarından çocuklarına yiyecek aramak için çalışmadığı bir toplumu, bir güzelliği inşa etmek istiyoruz. Temel temel hedefim Türkiye'nin her coğrafyasına bu güzelliği getirmektir. Onun için söylüyorum. Önce Allah'a güvenin. Sonra kendinize güvenin, sonunda da bize güvenin. Biz bunu yapacağız. Birlikte yapacağız. Kararlıyım, kararlı. Kararlıyım. Bu güzel ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aç girmeyecek çocuk. Aç girmeyecek. Ben beylerin çocuğu değilim, paşaların çocuğu değilim ben. Ben halkın çocuğuyum. Sizinle beraber yaşadım. Sizinle beraber yaşayacağım. Sizinle beraber ağlayacağım. Sizinle beraber güleceğim. O zaman ben rahat ederim. Benim isteğim budur. Belediye başkanlarımız da aynı felsefeyle çalışıyorlar. Aynı güzellikte çalışıyorlar. Beraber çalışacağız. Bu ülke sahipsiz değil, bu ülkenin sahibi 83 milyondur. Beraber bu ülkeye sahip çıkacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Atatürk Kültür Merkezi, türbeme Eğitim ve Kurs Merkezi, Elemeyi Halk Pazarı, Taziyevi ile Asfalt Şantiyesi, Turgutlu'muza hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanımıza bu güzel, değerli hizmetleri için bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz.